Herkese merhaba. Bugün bir köklü ifade sorusu ile birlikteyiz. Bir televizyonun ses seviyesi ile ses göstergesi arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir. Bu ilişkide ses seviyesini gösteren sayı tam kare ise karekök değeri, tam kare değil ise karekök değerinin en yakın olduğu doğal sayı değeri hoparlör sembolünün yanındaki çizgi sayısı ile gösterilmiştir. Bu televizyonun ses göstergesi iken ses seviyesi en fazla kaçtır? A10, B11, C12, D13. Şimdi sorumuzu şöyle çözelim. Burada 1, 2, 3 tane çizgi ya da eğri olduğu için demek ki karekökü 3'e en yakın ve en uzak sayılardan bahsediyor. Kimdir bu? 3 kare. Eğer ses seviyesi 9 olursa karekök 9 3 ettiğinden burada 3 tane olacak. E peki devam edersek 9'dan sonra 10 11 12 13 14 15. Ondan sonra kim var? 16, yani 4 kare. Şimdi gördüğünüz gibi en büyük dediği için bakınız karekökü 3'e yakın olan sayılar 9'dan büyük olanlarda da var. 9'dan küçük olanlarda da var. Mesela karekök 8, karekök 8 tam değeri karekök 8 3'e daha yakın. Yani 2'den 3'e daha yakın. Peki en büyük dediği için, en fazla dediği için solundaki değil de sağındaki sayılara bakıyoruz. Peki şimdi burada kaç tane var diye bakalım. Gördüğünüz gibi burada 6 tane sayı var. Şimdi bunların karekökleri kime daha yakınsa ses seviyesi onu verecek. Şimdi karekök 10. Elbette ki karekök 9'a daha yakın olduğunu seziyoruz. E peki şimdi soru şu. Acaba bu arada karekök değeri 3 ile 4'ün tam ortası yani 3,5 olan sayı var mı? Ya da bu 3 kare 4 kare değil de 10 kare 11 kare olursa acaba ortada olan bir sayı var mı? Buna mı daha yakın? Buna mı uzaklığı pekala eşit olabilir mi sorusu akla geliyor. E şimdi bu soru kolay. Niye kolay? Şimdi bunlar 6 tane olduğuna göre bunlar 6 tane olduğuna göre demek ki 3 tanesinin karekökleri 3'e daha yakın. Buradaki 3 tanesinin karekökleri de 4'e daha yakın. Yani bunların karekökü 3,5'tan küçük, bunların karekökü 3,5'tan büyük olur. Peki en büyüğü kaçtır diyor. En büyüğü cevap 12 diyor. Doğru seçenek C. Ama şimdi su götüren şeylere bakalım. Yani bunların her zaman sayıları çift midir? Ve ortadaki iki sayıdan büyük olan büyüğüne daha mı yakın? Küçük olan küçüğüne daha mı yakın soruları cevapsız burada. Yani biz şimdi soruyu çözdük ve enteresandır. Bu soru onlarca hatta yüzlerce kişi tarafından çözülmüş
Ben de bunu bilerek biraz geciktirdim videoyu yapmaya. Hep aynı çözülmüş. Oysa bunun matematiksel değeri maalesef yok. Niye yok? Tekrar soruyorum. Acaba burada karekök değeri 3 ile 4 arasında, yani 3,5 olan sayı var mı yok mu? Ya 3 ve 4 için belki yok gibi sezebilirsiniz ama yani bu 7 ve 8 için ortada olan 7,5, karekök 7,5 olan sayı var mı yok mu? Bunların cevabı yok. Peki bundan sonra anlatacaklarımı lütfen matematik öğretmeni arkadaşlardan başkaları dinlemesi, çünkü seviyesi birazcık yüksek olacak. Şimdi bunun iki farklı biçimde çözümünü yapacağım ve ikisini de ispatlayarak yapacağım. Şimdi bakınız, birinci yol. Yani bunun gerçek çözümünün birinci yolu. Şimdi 9'dan büyük sayılara bakalım. 9, yani 3 kare birinci yol diyelim. Birinci yol. 3'ün karesi. En fazla dediği için 9'un altındaki sayılara değil de üstündekilere bakıyorum. Yani 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve bu da 16, 4 kare. Şimdi burada sezmek başka bir şey, ispatlamak başka bir şey. Şimdi şunları eliyorum. Şu elbette ki karekök 10, karekök 9'a daha yakın. Aynı biçimde karekök 15, karekök 16'ya daha yakın olacağı aşikar. Ama şu 11'den başlayalım. Karekök 11, 9, 3'e mi daha yakın, 4'e mi? Diyebilirsiniz ki ya hocam, 11 9'a daha yakın olduğundan onun karekökü de 3'e daha yakındır. Hani sebebi ne? İspatı nerede? Peki bakın ne yapıyorum? 11'in karekökünü alıyorum. 11'in karekökü. İkişer ikişer ayırıyorum bunu. Birler onlar bu. Bir tane grup oldu. 11'de en çok kimin karesi var? 3'ün. 3'ün karesi 9. Çıkarma işlemini yaptım. 2. Buraya 1 virgül, buraya 2 sıfır atıyorum. Ve 3'ün 2 katını buraya 6'yı yazıyorum. Ve buna hangi rakamı yazar ve onunla çarparsam 200'e en yakın olur diyorum. Kim olur? 3 kere 6 18 olur herhalde. 3 yazarsam. 3 kere 3'ün 9, 18. Artan neymiş? 11. Şu 3'ü şuraya yazıyorum. Artık devam etmiyorum bakın. Demek ki 3,3'müş. 3,3. 3 ile 4'ün ortası 3,5 olduğuna göre 3,3 3,5'tan küçüktür. O halde 11'in buna daha yakın olduğunu buldum. Şimdi bu 12 olsaydı, karekökünü alıyorum bunu. Tekrar 12'de hangi doğal sayının karesi var? 3'ün. 3 kere 3'ün 9. 12'den 9 çıktı, 3. Buraya 1 virgül, buraya 2 sıfır atıyorum. Bunun 2 katı 6. Buraya bir rakam yazıp ve aynı rakamla çarpınca bunun altında olan bir sayı arıyorum. Mesela 4 yazsam, 4 kere 6, 5 yazsam büyük oluyor. 3 yazsam küçük oluyor. O halde burası neymiş? 4. 4 kere 4, 16. 4 kere 6, 24, 25. Kaç olduğu önemli değil artık. Buraya ne yazıyor? 3 onda 4. Bu da 3,5'tan küçük.
Devam ediyorum yukarıya. Karekök 13. Yine karekökünü alıyorum. 3 kere 3'ün 9. 4. Buraya 1 virgül. Buraya 2 sıfır. 3'ün 2 katı 6. 6'nın yanına ne yazarsam acaba bunu verir diye düşünüyorum. Burada ne yazmıştık? 4. Şimdi 5'i demiyorum. 5 kere 5 25. 5 kere 6'nın 30, 32. Peki 6'yı denesem bakalım şimdi. Pardon, biz 12'yi bulduk. 3,5 değil mi? 3,5, yani sorunun cevabı çıkmış. Bu da 3 onda 6 çıkıyor. İyi ki yapmışız bunu. Demek ki bu buna daha yakınmış. O halde en büyüğü kaçmış? 12'ymiş. Yani bir kere daha çözüm bulduk. Şimdi gelelim ikinci yola. Esas zor kısmı. Tabi burada ikinci yolumuz, bakalım neymiş? İkinci yol. Sayı ekseninden bahsedeceğim ikinci yolda. Sayı doğrusunu hatırlayalım. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı gürültü olduğunu görüyoruz ama maalesef daha güzel bir ortam şu anda bulmamız mümkün değil. Şimdi sayı ekseninde doğal sayıları hayal edelim. 1, 2, 3, 4, n. N'e kadar saydım. N artı 1, n artı 2, n artı n, 2n'e kadar saydım. 3n, 4n, 5n, nn. En demek en kareye kadar saydım. Ondan sonra devam ediyorum saymaya. En kare artı bir en kare. Bak ne yaptım? En kare şurada, bakınız. En kare artı en kare artı 2n artı 1'e kadar saydım. Yani n artı 1'in karesine kadar saydım. Bundan bir önceki sayı bunun bir eksiği. Bundan bir sonraki sayı bunun bir fazlası. Peki şunlar kaç tane? Şuradaki sayıların kaç tane? Bunlar çift tane mi acaba? Bunun bir önceki sayı bunun bir eksiği. Yani n artı 1'in karesi eksi 1. Bundan bir önceki sayı bu. Peki bu sayıdan, şuradaki sayıdan şunları çıkarırsam, yani en kareyi çıkarırsam şurada kaç tane sayı olduğunu bulurum. Peki en kareler gitti, birler gitti. İşlemleri yaparsanız 2n bulursunuz. O halde en kareyle n artı 1'in karesi arasında 2n tane sayı var. Ha, demek ki birinci sorumuzun cevabı verilmiş oldu. Yani bunlar tek sayıda olsaydı ortadakinin buna olan uzaklığıyla buna olan uzaklığı eşit olurdu. Yani kare köklerinden bahsediyorum. O halde demek ki bunlar her zaman 2n taneymiş, çiftmiş. Peki o zaman bundan bir sonraki sayı, bir sonraki sayı n kare artı 1, n kare artı 2, n kare artı n şurası. Bundan bir sonraki sayıda n kare artı n artı 1. Bakınız n tane şurada var. N tane de burada var. 2n tane. Tabi bunların arasında, bakınız bunlar dahil değil. Yani n kare ile n artı 1'in karesi dahil değil. Peki şimdi şunu ispatlamam gerekiyor. Şunun karekökü, şunun karekökü n kare artı 1 bölü 2'den. Yani diyelim ki bu n kare 100 ise 100'ün karekökü 10. Bu 10,5. Bu da yine, yani 10'la 10 kare ile 11 kare arasındakilerinin kareköklerinin değeri 10,5'tan büyük ya da 10,5'tan küçük. Şimdi ispat etmem gerekiyor ki şu n taneden en büyüğü olanın karekökü, yani
Karekök içinde en kare artı en. Bunun karekökü en artı 1 bölü 2'den küçük olması gerek. İspatlamam gerekiyor. En artı 1 bölü 2'den küçük. Yani ne demek bu? En 10 olsun. 10,5'tan küçük. 10,5 demek ne demek? 10 artı 1 bölü 2 demek. Şimdi bunu ispatlamam gerekiyor bir. Bir de şunu ispatlamam gerekiyor. Şunun karekökü de bundan büyük olması gerekiyor. Yani karekök içinde en kare artı en artı birin karekökü de bundan büyük olması gerekiyor. Yani buradaki iki tane sayıyla uğraşıyorum. Peki şu birinci eşitsizliğin karesini alabilirim. İki de pozitif olacağından karesi alınabilir. Karesini aldım. En kare. Hatta her tarafın karesini alabilirim çünkü hepsi pozitif. En kare artı en küçüktür. En kare artı en artı 1 bölü 4. O da küçüktür. En kare artı en artı 1. Şimdi buradan bakınız, buradan ne çıkıyor? Buradan ne çıkıyor? Şurada bakınız, en kareler gitti, enler gitti. Şurada ne bulundu? Bakınız, şunlar gitti. Sıfır küçük bir bölü dört. Sıfır küçük bir bölü dört. Doğru mu bu? Doğru. Yani bu bundan her zaman küçükmüş. Peki buradan ne çıkıyor bakalım? Şuradan ne çıkıyor? En kareler gitti. 1 bölü 4 küçüktür 1. Bu da doğru mu? Doğru. O halde demek ki buradaki iki en tane sayının en tanesinin karekökü en kareye daha yakın. Buradaki en tanesinin karekökü de en artı birin karesine, en artı bire daha yakınmış. Yani ben şunu ispatladım. Bakınız, 3 kare 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Ne dedik? En kareyle en artı birin karesi arasında iki en tane sayı var. 2 kere 3'ün 6. 6 tane mi bakalım? Evet, 6 tane bakalım. Peki bunlardan 3 tanesi, şunlardan 3 tanesinin karekökü 3'e daha yakın. Bunlardan 3 tanesinin karekökü de 4'e daha yakın. Demin bizim ispatladığımız sayılardan biri 12 idi şurada. Biri de 13'tü. Ve böylece bu soruyu bir matematikçi gözüyle iki farklı biçimde çözmüş olduk. Onun için bakınız, karekökü 3'e yakın olan en büyük sayının 12 olduğunu üçüncü kez çözmüş olduk. Tabii bunu hazırlayan arkadaşlar bu kadar incesini düşünmemişler. Matematik sorusu hazırlamak hiç de kolay bir şey değildir. İrdelemek gerekir. Tabii bu soru yanlış bir soru değil ama eleştirilebilecek bir soru. Yani bu soru 8. sınıf seviyesinde bir soru değil maalesef. Yeni sorularda, yeni videolarda ve yeni yorumlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.